Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere CNR fuarından sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Eren Terli'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey ve eşi Gökçe Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ben Gökçe Hanım'la röportajıma başlamak isteyeceğim. Gökçe Hanım, firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Gökçe Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Gökçe Karet, 1986 İzmir doğumluyum. Asıl mesleğim inşaat işletme mezunuyum. Evet. Son 2 yıldır da eşimle beraber Eren Terlik firmasındayız. Evet. Beraber mücadele ediyoruz. Harika gerçekten. Ben müsaadenizle Mehmet Bey'i de izleyeceğim. Peki Mehmet Bey, sizler kendinizi tanıtabilir misiniz? 1979 Denizli doğumluyum. Evet. Sektörde 10 yıldır varız. Bu sektörde. Evet. Son 3 yıldır pandif üretimi yapıyoruz. Gayet de başarılı ve hızlı gidiyoruz. Çok hızlı yol kat ediyoruz. Evet. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Harika. Peki firmamız kaç yılında kuruldu ve ürünün gruplarımızda neler var? Firmamız 2005 yılında kuruldu. 10 yıl oldu. Ürün gruplarımız kışlık, ev içi, pandup ve terlik üretimi yapıyoruz şu an için. Evet. Bu şekilde pazarda da yer almaya çalışıyoruz. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok Mehmet Bey? Yani sizin için önemli olan ne? Bizim için önemli olan önce kaliteli ürün yapmak. Evet. Düzgün firmalarda ürünümüzü sattırmak. Kurumsal markalarda ürünlerimizi sattırmak. İyi mağazalarda ürünlerimizin satılmasını istiyoruz. Yani hedefimiz bu. Evet, yani önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz diyebiliriz. Tabii. Ama şunu görebiliyoruz, Gökçe Hanım'da da ve sizde de yapmış olduğunuz işi severek yapıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Değil mi Gökçe? Yaptığımız işi öncelikle seviyoruz tabii. Ve çok iyi araştırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü 7/24 işimizle ilgileniyoruz. Evet. İçimize sinmeyen, kalitesinden emin olmadığımız hiçbir şeyi nihayet tüketiciyle buluşturmuyoruz. Bizim evet. için müşteri memnuniyeti ön planda. Çünkü ürünlerimizi kendi ailemiz, eşimiz, dostumuz da tüketiyor. Yani müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Evet. Onun sonucunda da bu kadar emek verildiği zaman tabii ki başarı daha da ilerleyerek geliyor. Devam edebiliriz. Peki fuar nasıl geçiyor Gökçe Hanım? Bu sene bizim IMOT'ta 3. yılımız. Şu anda yaz sezonundayız ama biz istikrarı devam ettirmek adına her yıl kendi standımızla birlikte katılımda bulunuyoruz. Geçen seneki ziyaret sayısına göre bu ilk 2 gün biraz daha hareketliydi. Daha iyi oldu. Ama ilk fuarda yabancı müşteri grupları daha fazlaydı. Son 2 yıldır özellikle bu oranda ciddi anlamda düşüş var. Tabii ki dünyadaki savaş, ekonomik belirli sıkıntılar buna neden olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yerli müşteri evet var ama yabancı müşteri ne yazık ki yok. Evet. Yani ihracatla ilgili herkesin çok büyük hevesleri var ama çok talepkar müşteriler göremiyoruz. Evet, bunun temel nedenlerinden bir tanesi esasında bu işi bilmeyen insanların da bu işte yer alıyor olması diyebilir miyiz? O her sektörde olan bir Değil şey. Mi? Yani evet. emek veren, vermeyen ya da sezonluk projelik çalışan işletmeler her sektörde var. Ama çok uzun ömürlü olmuyorlar. Belirli zorluklara da dayanamıyorlar. Çünkü ticaret sürekli mücadeleyi gerektiriyor. Bu konuda eşim daha çok... ön planda. Evet. Ama istikrarlı olmak için tabii yaşadığınız her şeyden ders çıkarmanız lazım. Kesinlikle efendim. Ben Mehmet Bey'e dönmek isteyeceğim. Peki Mehmet Bey, bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur. Evet. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Daha yolun başındayız. Evet. Yolun başındayız. Belki %20'lik kısmını tamamlayabildik. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Marka olabilmek adına çok uzun bir yol var. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Ama iyi gidiyoruz. Her geçen evet. gün çok hızlı gidiyoruz. Ürün portföyümüzü çok hızlı değiştiriyoruz. Evet. Pazarda yer edinmeye çalışıyoruz. Ama iyiyiz. Bu konuda firma olarak çok iyiyiz. Üretim anlamında da iyiyiz. İstikrarlıyız. Evet. Biz de bu yolda başarılar dileyelim sizlere gerçekten. Ben şuraya da değinmek istiyorum. Ben tüketicilerin esasında çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Bir terlik bile alırken ya da sadece görsel açıdan bakabiliyorlar olaya. Yani kullanılan malzemeye çok önem vermiyorlar. Bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Aslında şu anda o konuda biraz katılmıyorum. Neden? Şu anda tüketici çok bilinçli. Çünkü internet gibi önünde devasa büyük bir kaynak var. Evet. Hem fiyat anlamında hem ürün çeşitliliği anlamında çok iyi bir araştırmaya sahipler. Çok da bilgili bir tüketici var aslında. Ama tabii
herkesin ön plana sunduğu fiyat politikaları oluyor. Ama kaliteyi de çok ucuza satın alamıyorsunuz. Ne yazık evet. ki belirli bir bedel ödenmesi gerekiyor. Evet, yani esasında ki söylemek istediğim şudur. Sadece fiyat politikasıyla yaklaşılabiliyor bir şey. Evet, yani. Evet. Tabii ki. O tarz müşteriler de var ama Hı-hı. kaliteye bakan müşteriler de var. Evet. Sadece fiyat odaklı terlik almaya isteyen müşteri de var. Ama kaliteli bir ürün almak isteyen bir müşteri grubu da Türkiye'de mevcut. Evet. 37'den 70'e çocuk terlikleri, genç evet. terlikler, evet. herkes mi hitap ediyorsunuz? Evet. Bunları da görebiliyoruz gerçekten. Öncelikle vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki Gökçe Hanım, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Hemen kısaca şunu söyleyeyim. Biz Türk imalatçısı firmayız. Tasarımlarımız, kumaşlarımız tamamen yerli üretim. İç piyasa evet. ithal bir ürün değil. Bu konuda bizi daha çok desteklemelerini ve mutlaka erenterlik.com internet sitemizi ziyaret etmelerini istiyorum. Çünkü memnun kalacaklarından eminim. Evet, bunları hatırlatmış olduk. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere Gökçe Hanım. Peki Mehmet Bey, sizler neler aktarmak istersiniz burada? Bizi ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere CNR Fuarı'ndan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraber de Eren Terli'ye konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'larından.